Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 5. sınıf birim kesirleri sıralama ve sayı doğrusunu gösterme konusunu öğreneceğiz. Birim kesirlerde paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Yani 1 bölü 12 küçüktür 1 bölü 11 küçüktür 1 bölü 10 diyebiliriz. Ya da daha basit bir söylemle bir pastamız var ve biz bu pastayı 2 parçaya böldük. Bu durumda mı daha büyük pasta dilimi düşer bize ya da 10 kişi var. Bir pastayı 10 parçaya böldük. Bu durumda mı daha büyük bir pasta dilimi düşer bize? Tabii ki 2'ye böldüğümüzde daha fazla pasta yiyebilmiş oluruz. O yüzden paydası küçük olduğunda daha büyük oluyor. Birim kesirlerin hepsinin payı 1 olduğu için bir pastamız var gibi düşünün. Kaç parçaya bölüyorum? 12 parçaya. 12 parçaya bölersem daha küçük olacak. O yüzden küçüktür işareti geliyor burada. 12 daha büyük olmasına rağmen 1 bölü 12 daha küçük bir sayı oldu. Birim kesirler basit kesir olduğu için yani 0 ile 1 arasında olan kesirler olduğu için 0 ile 1 arasını kaçta kaçsa birim kesirimiz mesela burada 8 ile 1 8 parçadan birincisi anlamına geliyor. 0 ile 1'i 8 parçaya bölüyorum. Ve ilk olana 1 bölü 8 diyorum. Bunu bir de örnek olarak biz de çizelim. Diyelim 1 bölü 3 olacak. Birim kesirler hep 0 ile 1 arasında zaten. 0 ile 1'i yazdım. Sonra biz 3 parçaya böleceğimiz için buraya 2 yerden kesik attım bakın. 1, 2, 3 parça oldu. 2 kere bölüyorum. 3 parça oluyor. Mesela bir kalemi. 2 parça ayırmak için ortadan bölmemiz lazım. Bir kere kesiyoruz gibi düşünelim. Burada da aynı mantık. 0 ile 1 arasını 3 parça ayırabilmek için de 2 kere kesik attık. O zaman bu ilk yer 1 bölü 3 olur. İleride zaten göreceksiniz. Bir sonraki de 2 bölü 3 olacak aslında. Ama bize burada birim kesirin sayı doğrusunu gösterimi söylediği için 0'dan sonraki ilk gittiğimiz yer birim kesimimizi veriyor. 1 bölü 3 olduğu için birim kesimimiz ya da 3'te 1 olduğu için ikisi de aynı söylem. 3 parçadan birincisi olacak. Eğer 8'de 1 deseydi 8 parçaya bölecektim 0 ile 1 arasını. Yine birincisi 8'de 1'i verecekti. Hemen uygulama sorularımıza geçelim. Birim kesirleri karşılaştırırken küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanlarını kullanınız diyor. Burada küçüktür, büyüktür yaparken burada önüne çizgi koyup büyüktür, küçüktür harflerini ilk harfine dönüştürebileceğimiz gibi ağzı açık olan taraftaki sayının büyük olacağını düşünürsek daha da kolay olur. Çünkü okurken bazen sıralamayı ters söyleyip okuduğumuzda tuzağa düşebiliyoruz. O yüzden ben bu büyüktür, küçüktür işaretinde ağzı açık olan tarafta büyük sayının olacağını söylüyorum. Buraya bakıyoruz. 1 bölü 10, 1 bölü 11. Şimdi 10 normalde küçük sayı ama birim kesirlerde paylar eşitti. Paydası büyük olan daha küçük oluyordu. O zaman küçük olan da daha büyük oluyor. O yüzden işaretimiz böyle olacak. Ya da bir pastayı 10 parçaya bölersem mi daha büyük bir dilim düşer? 11 parçaya mı diye düşünürsek daha az parçaya bölersem daha çok pasta düşecek. O yüzden bu taraf daha büyüktür. Buraya bakıyorum. 1 bölü 18 mi? 1 bölü 17 mi? Paydası büyük olan daha küçük olduğu için 18. 1 bölü 18 küçüktür. 1 bölü 17. Burada bakıyoruz. 1 bölü 3, 1 bölü 2. Paydası büyük olan daha küçüktü. O zaman 1 bölü 3 daha küçük olacak. O yüzden ağzı açık olan tarafta 1 bölü 2 var. Okurken 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2 diye okuyorum. Aynı mantıkla burada da 1 bölü 10 var. 1 bölü 10, 1 bölü 3. 10 daha büyük sayı ama paydası büyük olan daha küçük olacağı için burada küçük tarafta olacak. 1 bölü 20, 1 bölü 28. Paydası küçük olan daha büyük. O zaman 20 daha küçük sayı olduğu için büyüktür işaretini koydum. Buraya geliyorum. Paydası 36-50. Paydası 36 olan paydası küçük olduğu için daha büyük olacağından büyüktür oluyor.
Yani kuralımızı son olarak tekrar söylersek, paydası küçük olan daha büyük. Yani birim kesirlerde paydasına bakıyoruz. Büyükse küçük, küçükse büyük olacak. Geçtim. Aynı mantıkla devam edelim. Burada 1 bölü 9, 1 bölü 21 verilmiş. 1 bölü 9 mu büyük, 1 bölü 21 mi? Paydası küçük olan daha büyük. Ters oluyordu. O zaman 9'lu olan daha büyük olacak. Büyüktür işaretini koydum. Buraya baktığımızda 1 bölü 18 mi, 1 bölü 100 mü? Hangisi daha büyük? 1 bölü 18 olacağı için buraya büyüktür işaretini koydum. Burada 100 daha büyük sayı ama büyükse daha küçük olacak. Paydası büyükse daha küçük oluyordu. Burada ikisi de 1 bölü 100 eşittir. Burada 1 bölü 12, 1 bölü 21. Paydası büyük olan daha küçükse, küçüktür işareti geldi. Paydası küçük olan daha büyükse, büyüktür işareti geldi. Buraya bakıyorum. Paydası küçük olan daha büyük. O zaman 1 bölü 15 büyüktür. 1 bölü 19. Paydası küçük olan daha büyükse, 1 bölü 100 daha küçük olduğu için daha büyük dedim. Paydası burada da daha küçük olan 65. O yüzden paydası küçük olan daha büyük. Burada da bakıyorum 49'un paydası daha büyük olduğu için 1 bölü 49 daha küçük olacaktır. Birim kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız. Burada bize neyden neye göre sıraladığını söylemesi çok çok önemli. Büyükten küçüğe sırala diyorsa önce en büyüğü bulacağız. Biz birim kesirlerde paydası küçük olanın daha büyük olduğunu biliyorsak önce 1 bölü 11 yazarım. Büyüktür. 1 bölü 12. Bu da büyüktür. 1 bölü 13 olarak gelecek. Evet, geri kalanlarını videoyu durdurup önce kendini sıralayıp sonra çözümü izlerseniz daha yararlı olacaktır. Burada da büyükten küçüğe sıralayacağım için paydası küçük olan daha büyük. O yüzden paydası küçük olanı yazıyorum. Büyüktür. 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 15 büyüktür. 1 bölü 19 gelecek. Burada da paydası küçük olan daha büyükse 1 bölü 99 daha büyük. 1 bölü 100 o da büyüktür. 1 bölü 101 gelecek. Yani paydadaki sayıyla ters bir ilişki var. Büyükse küçük, küçükse büyük oluyordu. Burada da aynı mantık. 1 bölü 10 daha büyük o zaman. 1 bölü 100'den bu da 1 bölü 1000'den daha büyük olacak. Evet, yani kuralı pasta örneğinden de çıkartabiliriz unutursak. Bir pastayı 10'a bölersem mi daha büyük dilim düşer, 100'e bölersem. Tabii ki 10'a bölersem daha büyük dilim düşer. O yüzden 1 bölü 10 büyüktür, 1 bölü 100 büyüktür, 1 bölü 1000 gelecek. Aynı mantıkla sıralarsak 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 6. Bir sonraki yerde de aynı şekilde devam ediyorum. 1 bölü 28 büyüktür. 1 bölü 82 büyüktür. 1 bölü 89 olacak. Aynı mantıkla devam edersek 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 13 büyüktür. 1 bölü 16 olacak. Bir sonrakinde 1 bölü 49 büyüktür. 1 bölü 50 büyüktür. 1 bölü 51 olacak. Paydası küçük olan daha büyük oluyor. Aşağıda modellenen kesirleri bularak karşılaştırınız diyor. Hepsinde bakın bir parça boyanmış. Demek ki bunların hepsi birim kesir. O zaman demin yaptığımız kuralın aynısı olacak. O zaman bu iki parçadan bir tanesi ise 1 bölü 2. Burada da 4 tane eşit parça var. 1 bölü 4. O zaman hangisi daha büyük oluyor? Tabii ki 1 bölü 2 daha büyük oluyor. Eğer diyelim kafamız karışıyorsa burada. Şimdi ikisi de aynı tam ya. Bu bir tamla bu bir tam aynı. Şurayı ben şöyle bölsem. Soldaki ile sağdakini eşit parçalara ayırdım bakın. O zaman burada bir parça var. Burada iki parça var. Demek ki iki parça olan daha büyüktür. Mantığıyla da düşünebiliriz. Bunları tabi ileride daha detaylı göreceğiz. Şimdi biz birim kesir mantığıyla sorularımızı çözmeye devam edelim. Buraya geldim. 4 parçadan bir tanesi boyanmış. Burada kaç parça var? 8 parça var.
8 parçadan da biri boyandığına göre bu 1 bölü 4. Burası 1 bölü 8. O zaman hangisi daha büyük olur? 1 bölü 4 daha büyük olacak. Bir sonrakine bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane üçgenden bir tanesi boyanmış. Burada da 3 tane üçgenden bir tanesi boyanmış. Paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Paydası küçük olan burası ise bu taraf büyük olacak. O zaman küçüktür işareti koydum. Yani 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 3 oluyor. Hemen bakalım. Aşağıda verilen birim kesirlerin arasına yazılabilecek birim kesirleri bulunuz. 1 bölü 12 ile 1 bölü 8 arasına yazılabilecek birim kesirler 1 bölü 9 olur, 1 bölü 10 olur, 1 bölü 11 olur. Buraya bakarsak 1 bölü 40 ile 1 bölü 36 arasına tabii ki 1 bölü 37, 38, 39 yazılabilir. 1 bölü 4 ile 1 bölü 8 arasında da 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 7 yazılabilir. Aynı mantık. 1 bölü 11, 1 bölü 12, 1 bölü 13, 1 bölü 14 yazılabilir. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Aşağıda sayı doğrusunda gösterilen kesirleri bulunuz. Şimdi dikkat ettiyseniz 0 ile 1 arasında. O zaman bu birim kesir olabilir. Bakıyorum kaç parça var burada. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya bölmüşüm. Ve 12 parçadan da ilk ok birincisine gittiğim için 12'de 1. 1 bölü 12 birim kesirimiz geldi. Aynı mantıkla devam edelim. Bir sonraki kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçadan yine ilk ok birincisine gittiğim için 1 bölü 6. Mesela 2 ok ilerleseydim burası 2 bölü 6. 3 tane ilerleseydim burası 3 bölü 6 olacaktı. Ama tabii konumuz birim kesir olduğu için 1 bölü 6 olanı soruyor burada bize. Devam edelim. Evet, burada da gördüğünüz gibi hepsi 0 ile 1 arasında. O yüzden tam kısmı yok. Yazacağım kesrin. Hemen kaç parça olduğunu buluyorum. 1, 2, 3 parçamız var burada. 1, 2, 3 diye görüyorum. Ya da 2'ye 2 kesik attığına göre 3 parça oluyor da diyebiliriz. 3'te 1. Aynı mantık bir sonrakine bakalım. 1, 2, 3, 4 parça var. 4'te ilk ok olduğu için 4'te 1. Birincisi olduğu için. Bir sonrakine bakalım. 1, 2, 2 parçadan yine birincisi olduğu için 2'de 1 gelecek. Burada bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. 8 parçadan yine birinci ok olduğu için 8'de 1 olacak. Son olarak da buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçamız var. 9 parçadan da birincisi olduğu için 9'da 1 ya da 1 bölü 9 birim kesimiz oluyor. Okla gösterilen kısım. Evet, böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak için Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.